Log configuration'dan bahsedeyim. Log configuration'da tam olarak şöyle açıklanabilir aslında. Rapor oluşturuyorum. Ama bu rapor oluşturduğumuzda raporun içine gelen veriler nereden geliyor? Log configuration'da burada eklediğiniz log tiplerine göre verdiğiniz portların üzerinden gelen verileri biz aslında raporluyoruz. Dolayısıyla burada log configuration içerisinde onların tanımlanması gerekiyor. IP'lerin port üzerinden yönlendirilmiş olması gerekiyor ve yönlendirilen bu IP'ler üzerinden gelen istekler, yapılan işlemler tamamen rapor olarak bizde burada raporun içerisinde tutuluyor. Bu port firewall olabilir, Windows olabilir, Active Directory olabilir. Aklınıza ne geliyorsa gelebilecek tüm kaynaklar, DHCP, DNS, Mail Server, Exchange Server. Bunlardan oluyor olabilir. Switch'lerden burada gördüğünüz üzere. Yani Cisco, yani ne ararsanız artık nereden geliyorsa sizin kaynaklarınız neyse ona göre ekleyebiliyorsunuz. Bunlar da eklerken Syslog, Textlog, SNMP, VMI, FTP gibi burada database diyor. Bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Bunu örnek olarak yapalım. Syslog ve Textlog olarak. Önce Syslog örnek gösterelim. Burada deneme bir tane oluşturuyorum. İç IP nereden gelsin? İç IP'den gelsin diyelim. Bizim kural olarak biz genelde protokolü UDP kullanıyoruz. Bu şekilde çalışıyor. 514 genelde 514 port tercih ediyoruz. Çalışma aralığı buradan tanımlıyoruz yaklaşık kişi olarak. Ben ne ekleyeyim buradan? Firewall ekleyeyim. O yüzden firewall için port eklemem lazım. Yani port seçiyorum firewall olarak. Buradan port'i tıkladığımda şu anda FORTE tipinde UDP protokolünü kullanarak 514. porttan şununla şu IP'nin bilgileri loglara gelecek yaptığı işlemlere göre. İstersen burada FORTE değil Windows seçebilirim. Windows seçebilirim. Microsoft'un içinde Windows. DHCP seçeceksem DHCP seçebilirim. DNS. DHCP, DNS, Exchange, IIS bunlar genelde text olarak eklediğimiz için burada eklemiyorum. Genelde öyle ekliyoruz. Bu şekilde Windows'u burada artık Linux olarak belki eklemek isteyebileceksiniz. Yani ne kullanıyorsanız buradan bu şekilde gösterebilirsiniz. Mail ile ilgili bir şey olabilir. Yani bunlar open source olarak ekleyebilirsiniz. Snort logo olabilir. Bu şekilde buradan seçebiliyorsunuz. Bu şekilde log kaynaklarını syslog ekleyebiliyorsunuz. Textlog olarak ekleyeceğimiz zaman burada farklı olarak port üzerinden değil de buradan veriyoruz IP'nizi gene. Burada file'ı direktlerim. Tek bir tane dosyanın tek bir tekstin içindeki verileri mi okuyorsunuz yoksa bir dosyanın içindeki birden fazla verileri mi okuyorsunuz? Ona göre file'ı directory seçebilirsiniz. Okuyacağımız şey burada port üzerinden okumadığımız için pet'e ihtiyacımız var. Hangi pet'teki verileri okuyacağız? Örnek olarak burada mesela SQL'in altında diyelim olan verileri okumak istiyorum. O zaman buradaki şu pet'i alıyorum. Buraya yazıyorum. Buraya yazdığım zaman bu pet'teki verileri okuyacak. Belli bir süre veriyorum. Yani yaklaşık bir şey. Ben ne istedim? SQL dedim ama hani atıyorum bu klasör açık olduğu için onu yaptım. DNS olsun. Ben buradan DNS dediğimde Microsoft'un altında burada DNS'i tekliyorum zaman DNS tipinde şu pet'in içerisinde bulunan bu IP ile ilgili bu IP'nin bu file'ları oku şeklinde ben buradan log tipi ekleyebiliyorum. Okudu yazdığımız bu log tiplerine göre de reportlar için verileri okuyoruz. Database'i insert ettikten 1 dakika sonra da bu okunan bu veriler rapor kısmında görüntülenebiliyor. Log configuration da bu şekilde. Aynı şekilde service configuration, mail configuration yapabiliyorsunuz. Kurallar çalıştıktan sonra nereden mail atsın, kime mail atsın gibi bunları ayarlayabiliyorsunuz. Burada